Merhaba, merhaba. Bugün sevgili konuğum Gökçe Hanım'la birlikte beklenen bir konuya parmak basacağız. Kendisi Neymiş? NBA NBA 2K18. 2K18, yani bu senenin NBA 2K'yi. Evet. Her sene karşımıza çıkıyor bu güzide oyun ve anladığım Zeynep'in kadarıyla tepkisini görüyorsunuz oyuna karşı arkadaşlar. şimdi her sene çok güzel RPG oyunları çıkıyor ve ben onları oynarken Gökçe de NBA'den sonra oynayacağım diye bütün seneyi geçiriyor ve sonraki sene ben yeni RPG oyunlarını oynarken Gökçe yeni NBA'yi oynuyor. O nedenle lafı uzatmadan karşınızda NBA oyuncusu Gökçe Hanım. Keşke. Evet arkadaşlar, Zeynep haklı, öncelikle bunu söylemek isterim. Gerçekten çok zaman öldüren bir oyun olduğunu oynayanlarınız biliyordur. Ama gerçekten çok keyifli ve Saatlerce sıkmadan oynatan demek kesinlikle. istedin galiba. Yani işte mekanikleri çok iyi, grafikleri de zaten güzel bir oyun. Artık Nintendo Switch'te. Evet, öncelikle şunu sormak istiyorum. Hangi platformlarda oynadınız bu oyunu bu Ben sene? sadece bu sene mi? Bu sene PlayStation 4 ve Nintendo Switch'te oynadım. Çok mersi. Evet. Sorduğunuz için, ilginiz için teşekkür ederim bu Evet, konuda. yani böylelikle anlıyoruz ki bize iki platform konusunda da bilgi veriyor Evet. olacaksınız Şimdi galiba. öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bir oyun incelemesi olmayacak. Ya da işte çok fazla bir görsel göstereceğim ama az şey göstereceğim. Öncelikle Switch ve PlayStation 4 grafik karşılaştırması görmek istiyorsunuz. Bu video o video değil. Ben size oynanışla ilgili daha çok fikirlerimi söyleyeceğim, ikisini de test edebildiğim için. Ve de online kısmını Switch'in test edemedim. Ama onu da, yani Türkiye'nin serverları genel olarak çok başarılı değildir zaten. İkisi arasında çok büyük fark beklemiyorum. Sadece oyuncu sayısı daha az olabilir diye düşünüyorum. Ben normalde online oynamadığım için de çok fazla zaman ayırdığım bir mod olmuyor haliyle bunlar. Şöyle, şimdi ben iki versiyon arasında nasıl diyelim? Şöyle diyelim. Şimdi diyelim bir Nintendo Switch'iniz var, bir de Xbox One'ınız veya PlayStation PlayStation. 4'ümüz ya da PlayStation 4 Pro'muz var. Evet. İkisi arasında diyorsunuz ki Switch'e mi alsam oyunu, PlayStation'a mı alsam, işte ya da belki 2K oyuncususunuz zaten, her sene oynuyorsunuz ya da birkaç senedir oynuyorsunuz vesaire. O zaman ve de evde oynuyorsanız, tabii ki büyük konsollardan birini almanızı öneriyorum Nintendo Switch'tense. Bunun nedeni şu. Şimdi Switch versiyonu arkadaşlar, her ne kadar çok büyük bir şans olsa da Nintendo oyuncuları için, fırsatı olan insanlar için ve 2K'ye alışmış insanlar için grafiksel olarak ve ondan daha önemlisi oynanış olarak bir tık altta. Ve Küçük bir 2K'nin tık mı, büyük bir tık mı şöyle, dersiniz? bazı modlarda küçük bir tık denebilir. Ve bu oyunu portatif olarak yanınızda taşıyabilmek çok güzel bir şey. Bunu belirtmek istiyorum. Yani o nedenle Switch versiyonu değersiz, Switch versiyonu olmaz asla diyemem. Gerçekten çok güzel. Bir şey, mesela ben aldığıma pişman değilim mesela iki platformda. Çünkü yanımda da taşıyabilmek benim için çok büyük bir şey. Ona da değineceğim şimdi Her ama zaman, her yerde. her zaman her yerde. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bunlar her ne kadar mesela 2K animasyon bazlı bir oyun olsa da sonuçta o düğme inputları, düğme girdilerinin bir yani hızlı ve tepkisel olması gerekiyor sonuç olarak. Bazı modlarda bu daha geçerli. Örneğin My Team modu var. Bu mod sadece online oynayabildiğiniz bir mod ve My Team'in içinde offline olarak, yani şimdi online deyince kafalar karışıyor tabii. Şimdi My Team online olarak, offline olduğunuzda, yani internete bağlı değilseniz My Team'i açamıyorsunuz, öyle diyeyim. Ama My Team'i açtığınızda multiplayer anlamına gelmiyor bu. İçinde Domination diye mesela multiplayer olmayan single player bir mod var. Yani Çok rezil. internete ihtiyacı olan bir mod ama internette oynanan bir mod değil. Oynanan kısmı da var ama şart değil, yani Tamam. olmayan kısmı da var. Bunu söyleyeyim. My Team çünkü çok büyük bir kısmını Ben oluşturuyor onu oynamak Türkiye'nin. istiyorum ama internete bağlı değilim. Oynayamayacağım o zaman. Oynayamayacaksın. Evet. Şeyleri oynayamıyorsun çünkü PlayStation'da böyle mi? bunun bir Böyle oyunda. mantığı var aslında. PlayStation'da da her yerde böyle. Bu Yani. arada oyun modları ve genel olarak bahsedeceğim şeyler arasında Switch ile tek fark şu arkadaşlar. Switch'te My League Online versiyonu modu
gelmedi. Neden gelmedi bilmiyoruz çünkü mod eksik değil dediler bize. Yani mutlaka arkadaşlarınızla özel bir lig kuracaksınız falan, gerekli bir mod. Ve geleceğini umuyoruz bir patchle falan. Çünkü hiçbir açıklama yok bu konuda. Onun dışında modlar falan her şey aynı yani, tamam mı? Onu bir oradan çıkaralım. Şimdi ben bir yandan şöyle Switch'te küçük bir ilk böyle elime aldım. Bir gameplay çekeyim dedim birazcık. Şimdi Switch'te My Team demiştim biraz önce. Bu modda Dominasyon diye bir mod var mesela arkadaşlar. Offline olarak oynuyorsunuz. CPU'ya karşı oynuyorsunuz. Ve Dominasyonu bitirince işte Historic Domination kısmı açılıyor falan filan. Bu bayağı beni geçen sene 4-5 ay götüren bir moddu mesela. Tamamlaması o kadar süren bir moddu. Çok keyifli bir mod bence ama şimdi ben iki sürüme de sahip olan biri olarak Domination'ı ve My Team'i Switch'te oynamayı tercih etmeyeceğim. Çünkü bunun nedeni Domination zor bir mod. Yani gerçekten zor bir mod. Ve Türkiye zaten 3 senedir falan daha zor bir oyun. 2015 çok farklıydı mesela. 2016'da zorlaştı. 2017'de daha da zorlaştı ki insanlar bunu bayağı itici buldu Türkiye oyuncuları da. Bence güzel kıvamındaydı. Bu sene daha da zor. Ve bu sene rookie zorluğunu da çıkarmışlar. Pro olarak başlıyor. Ve pro zaten normalde kolaydır. Ama pro da zor. Şimdi Domination tabii şöyle bir şey var. Domination yine kolay başlıyor vesaire. Ama Historic Domination o kadar zorlaşabiliyor ki yani en ufak hatanın çok büyük bedeli olabiliyor. Ve Switch'te kontrolle ben Joy-Con'la oynadım. Ve birazcık da lag olduğu için yani çok ufak bir şeyden, gecikmeden bahsediyorum ama kontrol o kadar muntazam olmadığı için söyleyeyim, yani öyle söyleyeyim. Çünkü bu bir simülasyon oyunu. Bu kadar hassas bir modu Switch'te oynamak istemiyorum açıkçası. Çünkü çok sinir bozukluğuna neden olabileceğini öngörüyorum. Evet, size bir sorum olacak. Lütfen. Video başlarken ana ekranda My League gördüm. Evet. Tıklayınca bir şey çıkmıyor mu yani? My Something/My League yazıyordu. O My GM o başka bir şey. Tamam. Evet. Bir de şöyle fantastik bir soru sormak isterim. Diyelim benim hem PlayStation'ımda var bu oyun, hem Nintendo Switch'imde var. Bu da online serverları olan bir oyun olduğu için acaba profilimi, oyunumu senkronize eder mi? Hayır. Beyond'da oynayayım. Yok. Hayır. İkisi de maalesef öyle bir şey yok. Keşke öyle, olsaymış. Öyle bir şey olur. Olsa insanların ikisini de satın almaya da iten bir şey olurmuş. Kesinlikle. Ama niçin Sony ve Nintendo bir işbirliği yapsın? Yapmazlar. Zaten Türkiye'de istemez böyle bir şeyi. Bilmiyorum. Türkiye ya uğraşmaz değil, istemez değil. Türkiye öyle desteği çok oyuncusuna şey olan bir firma olarak bilmiyor zaten. Şimdi diyeceksiniz ki tamam da yani Switch'te ne oynayacağız lan? Switch'te oynanır mı bu oyun? Kesinlikle oynanır arkadaşlar. Bu sene oyun genel olarak daha zor. Bunu bir söylemek istiyorum tekrar. Tabii moddan moda değişen bir şey. Ama genel olarak zorluk artırılmış. Genel olarak scoring kısmı çok daha zor. Ve Switch'te kontroller kaynaklı defans nebze daha zor olabiliyor. Bunu söylemişken Switch'te oyun gayet keyifli. Gayet akıcı. 30 FPS olması dediğim gibi çok zor maçlarda, zor durumlarda biraz belki yani ondan olduğunu düşünüyorum ama ben bir de Joy-Con'la oynadım, bunu da düşünün. Pro Controller'la oynayacaksınız belki daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Biraz daha zor oluyor ama mesela My Career modu var ki insanların en çok oynadığı mod budur. Bu modu Switch'te çok daha rahat oynarsınız, bunu söyleyeyim. Çünkü tek insanı kontrol ediyorsunuz ve My Career'in özel bir kamerası var. O kamerayla da başarılı olmak çok kolay. Ben bu arada şu an ekranda gördüğünüz Play Now'dan girip direkt 5'e 5 normal bir kontrolle maç yaptım. Şey değil yani, My Career daha farklı, tek kişiyi kontrol ediyorsunuz. Peki Nintendo Switch'i yanıma aldım, arkadaşımı da aldım, kafeye gittim. Böyle karşılıklı iki takım böyle oynayabilir miyiz? İki, evet, şey, iki Joy-Con'la oynayabilirsiniz. Yani bir Joy-Con sana, bir Joy-Con bana, al evladım. Ya, yalnız ben bunu test etmedim ama çünkü şöyle söyleyeyim, tuşlar eksik olacaktır diye düşünüyorum. Bir iki bir şeyi yapamayabilirsiniz. Ama o kadar büyük bir dert değil bence, yani keyif alırsınız. Sonuçta reklamda bize önerildiği üzere genç arkadaşımızı alıp genç yetişkinler olarak orada burada oynayabiliriz. Önümüzde duran bir şey yok arkadaşlar. Telefona bakıyor gibi görünüyor ama noktanın ona bakıyorum.
Evet. Gökçe Hanım harika, lütfen devam edin. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Hızlı hızlı konuşuyorum çünkü bir yandan unutmamak da istiyorum söyleyeceğim şeyleri. Şimdi docked halde, yani konsolu böyle docked oturtmuş halde ben 24 inç bir monitörde oynadım. Bence grafikler tabii PlayStation 4'ün bayağı altında. Ama yani büyük televizyonda da bu fark daha fazla da belli olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani oyun akıcı ve tek konsolumuz Switch ise gayet mantıklı hala. En güzel grafiksel sonucu tabii Switch ekranında aldım. Şu anda görüyorsunuz gayet güzel görünüyor bence. Hani yansımayı falan saymazsanız suratım görünüyor şurada. Ondan sonra gayet güzel, gayet akıcı. Ondan sonra bütün özellikler hemen hemen var dediğim gibi. Mesela oyunu durdurup geri alıp fotoğraf çekebilirsiniz. Ondan sonra özel anları tekrar izleyebilirsiniz falan filan. Paylaşabiliyor muyuz sosyal medyada? Bu çok önemli benim tabii için. Tabii. Geçen videoda da belirtmiştim. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi işte bu input lag olayı Türkiye oyuncularını biraz rahatsız edebilir. Ama sıfırdan oynuyorsanız zaten oyunu öğrenmeniz gerekecektir bir nebze. Çünkü dediğim gibi bu sene daha da zor. Ama Türkiye'nin içinde bunu öğretecek şeyler de, araçlar da var zaten. Dediğim gibi yani sıfırdan oynuyorsanız o lag'i de çok fark etmeyebilirsiniz gecikmeyi diyeyim. Ondan sonra mesela şimdi burada böyle devam etsin bu. Ben bir bakayım başka nelerden bahsetmişsiniz. Sizin sorunuz varsa alırım yani. Soru olarak buna bir NBA RPG diyebilir miyiz? O kendi karakterimizi, kendi oyuncumuzu yarattığımız bölümde. Kariyer modu, My Career modu gerçekten böyle RPG'misi. Güzel bir neighborhood olayı yapmışlar falan filan. Bazıları abartı artık yani. Mesela bu arada şunu da belirteyim. My Career'da cutscene'lerde hazır videolarda şey olduğu, takılma sorunları olduğu ve FPS'in çok düştüğü söylendi. Switch versiyonunda bu arada. Ben bunu yaşamadım. Külliyen yalan. Yok hayır, külliyen yalan falan değil. Çok insan yaşıyor. Yaşayabilirsiniz ama büyük ihtimalle düzeltirler. Artı şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu oyunu aldığınızda dediğim gibi bazı modlar online, bazı modları offline olarak oynayabiliyorsunuz. Her modu online, offline oynayamıyorsunuz, çok pardon. Ve şöyle bir şey var, My Career online bir mod. Eğer offline olarak da oynamak istiyorsanız çevrim dışı olarak, çevrim dışı bir save dosyası, ayrı bir save dosyası oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde oynadığınızda bu hikaye, işte ekstralar, virtual currency kazanma vesaire bunları yapamıyorsunuz. Ama yine karakterinizi geliştirebiliyorsunuz, yani oyuncunuzu geliştirebiliyorsunuz diyeyim. Şöyle ben en çok rahat ettiğim mod handheld modu oldu. Yani Joy-Con'larla takılı şekilde elde tutarak oynarken kontrol açısından en fazla böyle rahat ettim. Ama tabletop modu da hiç fena değil yani, onu da söyleyeyim. Bu arada bu sene iki konsolda da çok daha hızlı yüklenme hızları çok daha iyi dikkatimi çekti. O da güzel bir şey. Geçen sene biraz daha bekliyorduk. Switch'te olan bir sorun var. Switch uyku moduna girdiğinde bağlantı kopuyor ve 2K'de şey var. Sürekli çevrimiçi olmanızı isteyen bağlantı türü var. Ve bağlantı koptuğunda normalde tekrar bağlanmayı denemesi gerekirken maalesef sizi ana menüye atıyor. Yani maçınız falan devam ediyorsa her şey bitiyor, atıyor sizi. Ay, çok kötü şey. Evet, o yüzden uyku modunu kapatabiliyorsanız öyle bir şey yapmanız gerekir. Ya da bunu belki bir patch ile düzeltebilirler. Ben yani bir oturuşta genelde maç yaptığım için başıma pek gelmedi. Bir de bir iki kere şey oldu bu arada. Bir maçın ortasında mesela şu izlediğiniz tabletop modundan dönüp de şeye geçtiğimde, Joy-Con'ları takıp handheld moda geçmek istediğimde kontrolörü tanımadı. Ama bizim Joy-Con'lar biraz sorunlu. Belki ondan olabilir. İki kere bu başıma geldi. Onu da belirteyim yani. Tekrar çıkarınca ama devam edebildim yani. Evet. Şeyimi bozmadı yani. Maçımı şey yapmadı. Evet. Biraz da PlayStation 4 versiyonundan bir iki bir şey göstereyim. Umarım videomuz çökmez. Tabii bu PlayStation 4 versiyonu ve şu an My Career izliyorsunuz.
Şimdi şöyle bir şey var. Bu sene oyun zor dedim ya. Bir de 2K çok açgözlü bir firma olduğu için. Yani bunları şimdi ben NBA 2K'yi çok seviyorum. Çünkü gerçekten teknik olarak çok yetkin bir oyun. Ve simülasyon yani NBA Live'la karşılaştırınca simülasyon olarak çok daha önde bir oyun. Maalesef. Ama gerçi Live'da hızla kendini toparlamaya başladı ama ama işte 2K gerçekten çok açgözlü ve oyuncusunu pek düşünmeyen bir firma olarak davranmaya devam ediyor. Her sene bu sanal paralarını satmak üzere bir sürü üç kağıt yapıyorlar artık öyle diyeyim. Yani mesela şu My Career izlediğiniz modda benim oyuncum şu an mesela 62-63 puanına falan sahip olması lazım. Ve yani benim oyuncumu fulllemem için işte kaç 200 maç mı 300 maç mı falan yapabilmem gerekiyor ki ya da parayla satın almam gerekiyor bunu. Buna çok karşıyım. Kesinlikle ve yani işte özel versiyon satıyorlar $150. Yani anlamsız anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden ben My Career o kadar fazla artık çok sevdiğim bir mod değil. Çünkü en fazla bu modda en çok da online oynanan mod bu olduğu için işte Blacktop vesaire bunda olduğu için en çok da buradan müşteri buluyorlar ve bu moda yükleniyorlar VC konusunda. Ya o VC sömürüsü berbat bir şey arkadaşlar. Onu belirtmek isterim. Ama dediğim gibi bu modu tamamen offline oynayıp hikaye falan hiç bulaşmayıp VC'ye de bulaşmadan takılabilirsiniz. Ama dediğim gibi işte oyun da zor. Oyun zor olunca üstüne bir de karakteriniz bu kadar düşük 60'tan başlayınca ve yükselmesi zor olunca ki çok keyif almayabilirsiniz oyunu bilmiyorsanız. Oyunu biliyorsanız yine keyif alacaksınız ama bunu da garanti ederim. Bunun dışında oyunla ilgili bir iki bir şey daha söyleyeyim. Bunlar genel olarak çok konuşmak istemiyordum oyunu hakkında ama biraz bahsedebilirim. Mesela müzikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzikler güzel bu sene arkadaşlar. Geçen sene de güzeldi. Geçen sene bayağı güzeldi. Ondan önce 2015'te iyiydi. 2015'te Pharrell Williams curate etmişti. Ben de çok sevmiştim çünkü dinlemek zorunda kalıyorum oturma odasında bayağı. Çok iyiydi gerçekten. Geçen sene de bence çok güzeldi. Bu sene de bayağı iyi gidiyor. Geçen sene de güzeldi. Evet. Bu sene çok eski şarkı da var. Bir 2016'da DJ Khaled, DJ Premier falan yaptı. Onlar biraz gıcıktı ama güzel. Bu sene de bayağı güzel eski şarkılar var. Rock şarkılar da var. Ondan sonra yine popüler rap şarkıları da var. Ve underground da var birazcık. Kesinlikle müzik güzel. Sunum yine güzel. Her sene bir şeyleri değiştiriyorlar. Bulamıyorsunuz eskiden alıştığınız şeyleri başta falan. Yani bir iki şey var neden yaptıklarını anlamadığım hala ama oynanıyor. Hiçbir sorun teşkil etmiyor yani oyunu oynamak açısından. 2K'nin güzel yanı arkadaşlar şu da var. Zeynep. Evet. 2K, NBA 2K'nin yani güzel yanı çok fazla mod içermesi. Bu modlardan kendinize göre bir şey mutlaka alırsınız. Mesela ben şey yapan insanlar biliyorum. Sadece MyGM oynuyorlar. Sadece My League oynuyorlar. Mesela ben geçen sene My Team oynamaktan kariyer bile oynamadım. Yani o kadar beni canlı tuttu ki hani oyunu canlı tuttu ki benim için. Fırsat bulamadım yani hani öyle söyleyeyim ve onu bile ne kadar oynadığımı Zeynep söyledi işte yani sürekli oynuyordum. Evet. Ona rağmen RPG'lere yazık oluyordu. Bu sadece bir modun offline kısmı yani öyle söyleyeyim. O yüzden hani herkes için bir şey var gibi. Bu sene de modlar kötü değil. Bazen çok kısıtlayıcı şeyler yapıyorlar. Yani özetlersem bu oyun Switch'e alınır mı diye soruyorsan şu an bana hemen bu oyun Switch'e alınır mı? Bu oyun Switch'e alınır arkadaşlar. Özellikle tek konsolunuz Switch'se ve çok alışkın değilseniz 2K'ye çok keyif alacaksınız bu oyundan. Peki şu an bu arada yeni açanlar varsa yine söylüyorum. Bu PlayStation 4 görüntüsü bu arada. Ve PlayStation 4'te bu capture olduğu için ve PlayStation 4'le yakalandığı için kötü görünüyor. PlayStation 4'te bundan daha da iyi görünüyor yani. Tabii. Evet. Örneğin siz PlayStation 4'te oynadınız ve şimdi bu Nintendo Switch'imize aldınız ya. Evet. Hemen alışmıyor mu insan o lag'dir o çok az lag'e işte ya da. Şimdi dediğim gibi işte yani zorluk derecesine göre oynadığınız modun. Mesela kariyer oynamak daha kolay. Tek insanı kontrol etmek daha kolay. Tek pozisyonu kontrol etmek ama diğerleri daha nüanslı olduğu için o kadar kolay alışılmıyor. Ama mesela şey yapmışlar o çok hoşuma gitti.
normalde hani Switch'te şeydir biliyorsunuz ya da Nintendo'da işte kontrol şeyi şeması şudur yani işte A, B falan filan. Normalde onaylama tuşu A'dır ama menülerde yine bunu A olarak bırakmışlar ama oyunu da açıktı ya bakayım. Menülerde bunu yine A olarak bırakmışlar ama şeyde oyunda mesela buraya almışlar. Yani PlayStation 4 ile ikisi arasında geçiş yapıp hiç zorluk yaşamadan oynayabiliyorsunuz. Hı. Aksi takdirde kabus olurdu arkadaşlar. Öyle evet, onu iyi düşünmüşler en azından. Evet, bize göstereceğiniz başka bir şey var mı? Çok bir şey yok açıkçası. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi 30 FPS olmasının bazı şeyleri var. İşte ama söyledim bunları. Bir evet, daha söylemeyeyim. Tamam. Yani işte alışkanlığınıza bağlı biraz ve oynadığınız moda bağlı. Kesinlikle almanızı öneririm. Yani böyle şeyleri desteklemek gerekir diye düşünüyorum. Umarım, bilmiyorum, oynar beğenirsiniz. Bayağı da sattığını düşünüyorum. Yani belki online olarak maç bulmakta da zorlanmazsınız. Ya da arkadaşlarınızla kesin oynarsınız. Çünkü alan bayağı Türk oyuncu da var diye biliyorum. Evet, ben de Divinity oynuyorum bu arada. Evet, de Divinity oynayıp duruyor işte. Bayağı güzel olmuş o da. Peki, evet. Ne olur? Yani. Hijack videoyu şey yaptın yani, rehin aldın. Ben mikrofonu alıp Divinity anlatmaya başladım. Böyle arkadaşlar. Evet, çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar sizleri bekliyorum. Oyunla ilgili aynı video üçüncü kez herhangi bir sorunuz olursa ya da videoda değinmediğimiz bir karşılaştırma sorusu olursa uzmanımız, oyuncumuz cevaplamak isteyebilir. Evet arkadaşlar, hani özellikle merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ama yani hani dediğim gibi tek konsolunuz Switch ise koşarak alın, bence çok keyifli bir oyun. Kesinlikle. Evet. O zaman iyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar efendim. Bir sonraki videomuz kim bilir ne olacak ve ne zaman gelecek.